Çocuk gelin oldu. 15 yaşında bebeğini kucağına aldı, boşandı. 4 yıl önce evden çıktı. Bir daha dönmedi. Kızımı hastaneye götürdüm. Oradan güvenliğe bıraktım. Sonra oradan çıktığımda doktorun yanından güvenliğin yanında yok olduğunu öğrendim. Sonra polise gittim. Polisten kayıp ilanı çıkarttım. Kayıp ilanı çıktıktan sonra buluyorlar bunu. Ondan sonra salıveriyorlar. Buluyorlar, salıveriyorlar. 3 kere falan işte kayıp verdim. Ondan sonra düştü. Sonra 6 kere daha verdim. Kayıp ilanı bulunuyor, salınıyor. O kadar. Ondan sonra işte bulamadım. 4 sene oluyor. Kızımı arıyorum da. Anne, kızının sosyal medyadan tanıştığı insanların yanında olduğundan şüpheleniyor. Anladım ansızın göz göze geldim bir bak. Bakışları nimet nimet. Kim bilir belki. İnternete, sosyal medyaya giriyordu bu. Oradan kandırıyorlardı bunu. Kandırıyorlardı, götürüyorlardı. Elif Birgi, kızına 4 yıldır hasret. Kızı için 4 yıldır endişelenen bir anne. %55 zihinsel engelli raporu bulunan kızından 4 yıldır haber alamıyor. Kızı Özge aslında acılarla büyümüş bir genç kız. İddialara göre komşusu tarafından istismara uğradı. Hamile kaldı. 15 yaşında evlendi. Ardından boşandı. Ve Özge'nin evden kaçışları da işte böyle başladı. Kayıp oluyordu. 15 senedir kayıp yaşıyoruz. 15 sene boyunca gidip geliyor. İşte polisle buluyorduk daha önce de. Kayboluyordu, buluyorduk. Kayboluyordu, buluyorduk. Neden gidiyor evden? İşte aklına geldiği şeyleri yapıyordu. Özge yaşı büyüdükçe de sosyal medyaya ilgi duydu. Hatta kendisindeki büyük değişimi de bu videoyla paylaştı. ...25 yaşındaki Özge, bebeğinin doğum gününü bile sosyal medyadan yayınladığı videoyla işte böyle kutladı. Happy birthday to you, happy birthday to you. Sosyal medyada kimi zaman dans etti, kimi zaman hüzünlendi. Özge 15 yaşından bu yana evden kaçtı. Ama hep bulundu. Ama reşit olduktan sonra bulunması daha da zorlaştı. Anne Elif Birgi, kızı Özge'nin işte bu videolarla sosyal medyadan tanıştığı insanların yanında olduğundan şüpheleniyor. Kayıp oluyordu, 15 senedir kayıp yaşıyoruz. 15 sene boyunca gidip geliyor. İşte polisle buluyorduk daha önce de. İşte aklına geldiği şeyleri yapıyordu. İnternetten de buluyordu, onlar da kandırıyordu. Gel ben seni seviyorum. Evlenelim, bir şeyler yapalım, onlara inanıyordum. Tanımadığı kişilerle beraber oluyor.
var, %55 engelli. Hastaneye götürdüm, hastaneden kaybettim. 4 senedir kızıma ulaşamıyorum. İşte internetten buluyor bunları. İnternette bulduğu kişiler bunu da yanlış kişiler. Doğru mu yanlış mı seçemiyor. Kızım herkese kanıyor diyen anne Elif Hanım, kızının en azından iyi olduğuna dair bir ses duymak istiyor. Kötü insanların elinde olduğunu düşünmek onu kahrediyor. Kızım Özge, neredeysen beni ara, ben seni çok özledim. Ben sensiz duramıyorum. Ben de bir anneyim. Senedir görmedim, çok özledim yani.